Bulamazsanız en kötü bu koltuğu sökeriz. Tamam, baştan giriyor muyuz? Kardeşim ben storyimi istiyorum ha. UFC tamam, şampiyonu. Tamam açacağım söz. Kemere bırak sikerim ben. Aldım gidiyorum. Lan gök onu bırak lan kemere. Set dolar okey ama. Çok iyi. Ne yapalım ne? Aklıma hiçbir şey gelmiyor şu anda. Şey var mı sende? Ne ya? Rahatsız ediyorum. Ama. İşte solosu var mı? Nasıl oldu? Nereden çalıyor? Çok mühim mi kanka solosu? Mesela olmazsa olmaz mı? Yok olur. Olur mu? Bir dakika ben şarkı hatırlamam lazım. Ben hiç hatırlamıyorum soruyu. Sıkılmıştım ben de biraz.
işte amına koyayım. Ne oldu be? Aa işte burada. E tamam da ona biz... Arabamın anahtarı yok bu evde. Kaybettin Ferit. Aslında bugün kazanmıştın Ferit. Nerede şampiyon ol? Hashtag Ferit'in maçı var. Nerede kaybettin Ferit? Maçı var. Uzaklara yine. Ya bir amına koyayım ya. Ya oğlum manyak. Neyi var? Şerit abi şey var. Şişirme şey mi? Tamam, onu sorayım. He, aşağıdaydı o. Aşağıda, aşağıda mı olur? Yok, biz rakı içiyoruz da şimdi. Abi, basılmış gibi ya. Değil mi böyle? İçeri tek atıyorduk da. Ne ayıplandık şu an. Öyle bir girdiler ki içeri, ne yapıyorsunuz diye böyle. Bir şey söyleyeyim, doğaçlama güzel oldu ha. Bu güzel oldu, bundan bir şarkı çıkar. Olabilir. Bir tane de Cine'de yazalım. Anan sikim nereye bastım lan? Öyle bir arıyoruz, özür dilerim. Havaya bastım amına koyayım. Cinnet. Cinnet internet kafe vardı biliyor musun? Evet. Sizin orada da var mıydı? Cinnet. Ne? Nasıl bir şey yapsak? Cinnet bela aldı ya orada Cinnet. Bela. Bela. Tam bir bela Cinnet. Beladan bile bela Cinnet. Sponsor Jilet. Jilet Makyaj Turbo Jilet. Jilet. Çocuk çıktı sahaya takımıyla beraber. Tek yürek olduk işte. Good night.
Hadi Ferit. Yılmaz abi sana bilgisayar gönderdi. Evet.
Teşekkür, teşekkür Etiyopya. Etiyopya. Teşekkür, teşekkür Etiyopya. Etiyopya. Teşekkür, teşekkür Etiyopya. Sen olmama çıktım hafta hafta ve geri dönemem asla. Şimdi beni dinle, bu karşılaşmada burada birbirimizin karşısında beraber dinlenmen içine dostlar sonrasında yeni oyunlarla karşımızda. Etiyopya, 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 Etiyopya. Şarkı. Buna çalışıyoruz işte. Yeni yazdık. Bunu klip atsanıza. Aradan bir şey dedi. Kusmak üzere yok mu? Biz ona giriyorduk lan en son. Öyle yapıyorduk da. Bir şeye giriyorduk farklı ama. Farklı bir yere döndü. Öp öp mü? Yok lan bir. Öyle mi yapmışlar? Şimdi izleyicisi çok... de bize. Çok yanlış anladınız orayı. O ara bakışmalar şeyden arkadaşlar, onu müzisyenden anlar, ego kazıyormuşuz değil mi direkt? Ne yapalım diye, o solo atıyor, bana bakıyor lan. Bu arada gitar da bir haftadır falan öğrendik ikimiz de. Bu bir haftalık, bu haftaya da Çelik'ten... Vuvuzela'yı çalalım haftaya da, Vuvuzela solo. Vuvuzela, sen onu çalış kanka. Aynen öyle. Yağmur girin, biz neyden girdik harbi lan şarkıya? Bu son şarkı yani. Adamın da 5 dolarını aldık ya. Abone oldu. Gaza geldi değil mi? Gaza geldi. Aa, Nuri de abone olmuş oğlum. Nuri sen... 25 dolarlık olmuş bir de. Harbi misin sen? Büyük mü abi? Dur bankayı arayayım da iptal edeyim diyor Cinet. Cinet. İçin gitti bir 25 dolar. Twitter'dan linçletiriz. Harbiden aynen. Cinet sattı diye. O kadar
TT yaptık şimdi de linçletelim. Disko'ya götürdü bizi geçen gün. Orada bir dağıttılar büyük ihtimalle. Finalde tam yerinde değildi. O disko'ya gidilmeseydi. Yükselttiğimiz gibi indirmesini de biliriz diye. Hayır, dün iyiydi ama eğer bugün biz pek beğenemedik Şahri'yle. Değişti. Silah tutuşu bile değişti kanka bugün. O hareket neydi ama lan? 5 tane mi nekil aldı ya. Bırak amına koyayım neydi? Şaka yapıyorum orada. 10 numaraydı ya. Sen sana abone olmadı diye kırıldın değil mi? Yok oğlum ondan olma. Olur mu ondan? 2,5'unu alırım giderken. O 2,5 doları alırım giderim yani onu söyleyeyim. Çağrı abi dumandan bir parça var mı diyor. Var mı bir cover'ın ya? Yok yok gönder onu. Yok yok çalalım. Ne çalalım? Değil mi öyle boş bir yerine peçete yazıyor gibi onlar da bak başladılar ha. Aa o da. Anas sikilmiş ki ona korktum. Hepsi ayrı ses çıkardı aman okuyun. Az önce nasıl vurduysa. Bling. Bling. Onlar diyor mesela. Onlar diye bir şey var mı sende? Nasıl ya? Hoş geldiniz, hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş geldiniz. Çağrı bugün paylaştığı story'den dolayı orospu damgasıydı. Onu nasıl geri adam ederiz diye şey yapıyoruz, çalışıyoruz. Benim storylerimi de izlemeyin. Anneniz kızıyorsa. Tamam. Değil mi? Tangalı fotoğrafımı paylaştım çünkü. Zikir matiğimin pili bitti diyor. Bizimkiler nereye gitti? Bilmiyorum ki. Alsa'ya mı? Alsa'ya gideceklerdi de. Aşağıdadırlar. İnşallah şimdi kapıyı açıp unutup da Elsa da kaçmamıştır ya. Çünkü bu kadar sese normalde Elsa'nın gelmesi lazım. Yok onlar büyük ihtimalle aşağıda ortam var şu anda oturuyorlar. Elsa da onlarla takılıyor muhtemelen. Kaçtıysa? Elsa gitmez lan öyle uzağa. Gitmez gitmez. Akıllı köpek. 35 daha takısı var onunla. Bugün Elsa ile Çağrı ilk karşılaştığımda Çağrı ne bakıyorsun lan dedi Elsa. Sen bir kıskanıyorsun ha inceden. Elsa niye bana GTA atmadı? Aa atmadı mı? Atmadı kanka. Görmemiştir. Yok söyleme hiç. Bildirimden görmemiştir. Hiç söyleme kanka bırak. Değişti biraz o da. Sigarayı bırak kanka ya. Harbi mi lan? Ciddi bırak lan. Çok kötü görüntü oğlum. Bak ben bıraktım 10 numarayı fark ettin mi? Çakmakların hepsini peki almalarına ne diyorsun? Pro değişmiyorum oğlum. Harbiden hepsini niye götürürler çakmakların? Eray! Hayır benim kendi çakmağımı da kalmışlar. Hediye edildi biliyor musun? Hayır arkadaşlar. Yoo. Hayır lan ciddi bıraktım. Şey değişmiyorum ki. Pro değişmiyorum. Kanıtlama. Oğlum içmediğimi nasıl kanıtlayayım amına koyayım? Şöyle boya. Kıçı nereye gidiyorsun? Ne dedin sen? Çakma dönüp gelemem ben size bakayım. Tamam. Sıkıldıysan gelin siz güzel misin? Ben geçerim. Amına koyayım böyle bakıyor. Sıkıldıysan gel aşağıdayız. Dur ben de şöyle bir hemen bir okuyayım. Mr. Büyücü 3. ay hoş geldin Bilal Seyker 5. ay Mortal Sepulchra 10. ayını kutlamış Merdem 13. ay Luxian 12. ay Meta Alşer abone olmuş Nuri Ben 2. ayını kutlamış Hybrin 81 abone olmuş Invader Samurai 22. ay Arsan Onur 17. ay Mustafa abi 27. ay Cinet hoş geldin aramıza. Direksiyon. Bak şimdi ben Jorgson anahtarı senin laptopun oraya bıraktım. Çalmazlar evin içinden mi çalacaklar? Ha sen gidiyor musun? Biz gidiyoruz ya.
Nereye gidiyorsun? Eve gidiyorum kanka. Nereye gideceğim? Tamam. Niye bu saatte gidiyorsunuz oğlum? He, şeye gideceksiniz çünkü. Tamam. Şeye bıraktık. Laptop var ya aşağıda. Siz maça mı gidiyorsunuz? Laptop var ya aşağıda. Galiba söylemiyorlar. Ben onu anladım. Tamam, gelmedi zamanı söyleyin ya. Gizli bir şey miydi? Chat'in duymamanız lazım. Yok, duysun. Yayın yapmıyoruz ya. Al şey zaten. Paslaşacağız. Bunlar tamam, tamam, oynamayacaklar. Bir şey diyeceğim, arkadaşlar. Bunlar yayın açmıyor ya, derde düşmüşler, söylemiyorlar. Bir de paslaşacağız diyor ya. Tamam tamam, okey. Kimse kalmadı ha evde o zaman. Yok, başlaşasınız. Erse'ye dikkat et, tamam, şeyi de, her yeri kapatıyorum. Bahçeyi falan kapat. Tamam. Gitti mi herkes? Tamam. Hadi kapatayım. Hoş geldiniz arkadaşlar, teşekkürler. Ne yazıyor izleyiciler mesela? Birazcık yorumlayalım okuyalım. Kanka gülüyorlar genel. Benim bot bunu ayarladı. Genel hep random atıyorlar. O kim Instagram? Cyber kaç gün oldu söylesene diyor. Cyber burası amına koyayım şey mi? Beyaz mendille şarkı gönderiyor bak. Bak bak şey kesin gelmiş tırtım okuyacağım onu. Donate gönderip tamam mı? Şu şarkıyı bir çalar mısınız diye bak şimdi. Eskiden canlı müzik yaparken... Şöyle bir soru kanka, gelmiş kanka, bölüyorum. Tabii sen onu anlatırken, ben de sana şunu söyleyeyim. Sen bunu düşünürken onu anlatmaya devam et. Tamam, aynen. Ben toparlayayım, sen bana sor bir. Çağrı'yı nereden bulduk, anlatsana yazmış. Neyi? Çağrı'yı nereden bulduk, Kemal, anlatsana. Çağrı'yı nereden buldun? Bulduk. Bulduk. Evet. Yani keşif olarak mı, yayıncı olarak mı? Yoksa bugün mü? Hangi soru? Ona sor, ben... Yani şöyle... Çağrı'yı ilk nereden tanıdık? Ben Twitch'i çok geziyorum. Tamam mı öncelikle? Evet. Çok eski böyle sen 15-20 izlenirken ne oldu oğlum? Ne duygulandım. 15-20 izlenirken ben görmüştüm ama öyle yayına girip bakmadım yani anlık. Bak bunun oluyor. Bir el atsaydın ama 15-20 izlenirken. Kanka ne bileyim yani ne yapıyorsun ne ediyorsun bilmiyorum ki. Doğru söylüyor. Yani ondan sonra o Cafer muhabbeti oldu ya Word'da. Evet. Dedim bunu amına koyayım 10 numara çar dedim tamam mı ilk böyle. Sonra o zaman izlemeye başladım. Sonra bir ara girdi. Ben RP'yi bıraktım. Sen RP'ye devam ettin o sırada. Yok ben RP'yi herkesten önce... Yok. Sen herkesten önce bırakmadın. Ben herkesten önce bıraktım RP'yi. Hayır. Kayıtlar ben, bir şey diyeyim. Nerede kayıtlar? Bilgisayarda. Bir şey diyeceğim. Ben Kenan'ı bıraktığımda... Sen bırakmamıştın oğlum da. Sen ne zaman peki bıraktın? Sen niye öyle bana bunu sosyal mesafe bak. Ne zaman bıraktın? Kim ilk bırakmıştır lan? Canlı. Punk'i ne mi yazdı? Punk'i ne diyor? Dedi. 31 GB diyor ya Punk'i. Bugün bana Punk'i ne yazmış biliyor musun? Tekma enerji, tekma yarak çağrı yazmış. Bana da tekma yarok diye yazmış böyle. Yarok diye. Bu çocuğun senle benle bir derdi. Benim ne yapmış biliyorum? Benim tweet'i... Bak bir insanın tweet çalarsın anlarım da amına koyayım kopyala yapıştır atmış ya. Dün de benimkine oğlum ne oluyor? İbne bizim influencer. Oğlum bunu influencer biz miyiz sanki? Ortak atıyor anladın mı? Bir senden bir benden. Ortaya güzel bir çar çıktı ama. Bra. Kanka üstünüze oyun oynuyorum diyor. Harbiden amına koyayım. Üstümüze oynarsa ölürüz. Oğlum çok ayıp lan. Ya sen mi buldun? Senin bana belanı sikeceğim o zaman. Adam ya daraldıysa şimdi. Funky kardeşim çok seviyorum, onu biliyor. Kanka nasıl içiyorsun amına koyayım? İçerken bile böyle falan oluyor. Ya sen bunu bırakan niye tira benim güven olmadan mı? 6 ay oldu ama. Ne 6 ay oldu amına koyayım? Devam et anlatmaya he. Ne diyordum? İşte o warp. Ondan sonra hani o Cafer'i Mafer'i izledik, ondan sonra sen başka şeyleri sardın. Başka ya şöyle oldu, şimdi Word'da bir gün karakter yüklenmedi. Ve hakikaten yüklenmedi, benim normalde Alman cahiliyle oynuyordum. Karakter yüklenmedi, Cafer karakterimi uydurdum yani orada. Deli Cafer. İlk 3 gün linç yedi karakter. Ama nasıl sövüyorlar? Böyle bunu amına koyayım, başka yayından görüp bana gelip sövüyorlar. Son dedim ki bak sikerim ben misin? Sen yanlışlıkla yaptın baya baya böyle. Baya yanlışlıkla görmeden. Baya yanlışlıkla çıkmış bir karakter. Sevenler de vardı. Sonra ben video oyun Batu'ya dedim ki. Batu Warp'un şeyine. Batu dedim böyle. İzin var mı? Dedim yani bir izin alayım dedim. Hani deli karakteri ya. He. Hani çoğu konuda bug'lı çünkü. Evet roleplay şey, kurallarında normalde deli yoktur yani anladın mı? Doğru. Ben de yıllardır roleplay yapmış bir insan olarak.
Deli karakter diyorlar. Bir dakika pardon. Ne oluyormuş? Şimdi iyi mi arkadaşlar? Pıtlıyor dediler de. He. Sonra işte izin aldım. O da sağ olsun verdi. Dedi ki çok ebuzlamazsan dedi okey. Ben de eyvallah dedim. Belki de o karar yani oynayamazsın deseydi mesela bana. Olmayacaktı öyle bir şey. Evet, Cafer karakteri silinecekti yani. O yüzden... Burada o zaman video oyununda büyük bir... Tabii. Onun serverında olması tabii büyük katkısı var yani. Senin bu arada az önce anlamadılar. Ben durduk yere gülmedim. Senin telefonun çaldı. Evet. Ondan dolayı ben de gözükmesin diye böyle ters koyup şey yaptım. Anlık böyle, anladın mı? Evet. Warp kalp. Tabii canım. Ondan sonra zaten bir kendi yayınlarını yapmaya başladı. Sonra Çağrı, şöyle bir orada şey geldi. Yani orada çok enteresan bir şey başardın ama yani. Kanka bak şöyle bir şey oldu aslında. İzlenme falan filan arttı tamam mı Cafer olunca. Bir dakika lan. Ben talk show sözü vermiştim ya, bu talk show gibi oldu ha. Evet, bir de konuk alalım işte. Sen konuksun şu an amına koyayım. Hani beraber yapacaktık. Oğlum niye direkt söylüyorum? Ben şimdi seni konuk almış gibi yapıp oradan aa bunu beraber yapalıma bağlayacaktım. Tamam görmediler değil mi? Aynen. Çak burayı paylaşmayın. Ama bir kere söyledik kanka beraber talk show yapacağımızı. Tamam da oğlum. Öyle böyle söylemedik ki. Tamam söyle, nasıl yapalım? Söyle. He, sor sen bana o zaman, ben de cevaplayayım. Nasıl gidiyor hayatın? İlişki durumu falan nasıl? Şu an yani boşum kanka, bomboş gidiyor yani. Bomboştan kastım. Sen şeyi anlatıyordun oğlum. Anlatayım. He, izleyici geldi tamam mı? İzlenme bandında iyi rakamları görmeye başladım. İyi sayılara çıktık yani. 3 i̇yi dediğin kaç mı? Kanka 3000'lere falan çıktık. Kaçtan 3000'e? Yani 400'den. Yani yine RP yapıyordum, hayri yapıyordum. 400-500, en fazla 800 görüyordu mesela. Çok ekstrem bir şey olduğu zaman. Sonra Cafer'e bir geçtim. Hayri de Warp'ta yaptım halbuki. Anladın mı? Ama dikkat çekemedi veya işte sevilmedi. Ben Hayri'yi de hatırlıyorum. Şans senin veremedi. Senin şöyle RP'ye evet girdiğini hatırlıyorum. Hayri bisikletle bir şey yapıyor, Cafer'le... Evet. Cafer'le Hayri kavgalı, sen bir çıkıp birini oynuyordun, bir çıkıp birini oynuyordun. Aynen. Karakter değiştirme vardı ya. Evet. Mesela bisikletimi bırakmıştım, Cafer'le gelip kimin hangi piçinden bu bisiklet, atın bunu deyip bisikleti dışarı atmıştım falan böyle. Sonra aynı kişilerin yanına gidip söylemiştim. Gördüğünüz zaman bu sarı kafa bir tane piç kurusu var diye girmiştim. Ama sarı kafa da sendin, Cafer de sendin. Sarı kafa da bendim, Cafer de bendim. Biz mesela onu bilmiyorduk bu ara. Şununla yaptım. Mesela telefonla Hayri ileyken telefonla Cafer'i arayıp hoparlörü aldım deyip Cafer'le konuşup roleplay'de telefonla Cafer'le konuşturttum falan. Bunları yapan yok. Nasıl lan? Oğlum, şimdi Hayri ile girdim oyuna. Tamam. Tamam mı? Pardon. Cafer'in amcaoğluyla girdim. Bak, Cafer'in kuzeniyle girdim. Ben bisiklet... Hadi anlayabilirsin. Bir dakika, Cafer'in kuzeniyle girdim. Cafer'in kuzeni Timuçin'le girdim oyuna. Timuçin tamam. Kim onu? Timuçin diye bir karakter daha yapmıştım ben. Onu ben hiç görmedim. Evet, onu görmedin. Sen millet gördüm ha? Hiçbir şey görmedim. Yok, gördüler. Ama son dönemlerin artık hani Cafer'den gelen o Caferci toksik kitlenin önüne geçebilmek için karakter, başka karakter. Sabri yaptım mesela. Hiç görmedim oğlum ben onları. Görmüşsündür de belki şey değilsin ya. Yani benim olduğumu bilmiyor olabilirsin. Belki yani de evet. Farklı evet mıydı? Sabri nasıldı mesela konuşması? Aaa! Hatırladın mı? Aynen, kız var falan birazcık ya. Diğeri kim? Tüm için? Onu burada yapmayayım ya. Niye? Ağzım yüzüm yamuluyor. Yap oğlum merak etme. Bütün şeyimiz gitmesin ha. Şöyle yap, kapatıp yap. Yine bunu kurma. Ya bırak ya. Ya bırak ama ne yapıyorsun ya? Böyle bir karakterdi. O benim taksici gibi. Friday'deki taksici var. He evet. Genezden konuşan. Onunla ikisi iyi ikili olurmuş. Olurmuş. Ya Timuçin'le giriyordum. Cafer'i arıyordum. Hoparlöre verip insanlara, etrafındaki insanlarla Cafer olarak konuşuyordum yani. Telefon üzerinden gibi gösteriyordum onlara. Ama Timuçin'dim yani. Sonra tekrar role dönüyordum. Timuçin'e dönüyordum. Cafer de Timuçin'in kuzeniydi. Evet. Yani neyse, onu siktir et, ben şurada karar verdim. Şöyle rahat oturabilir misin? Sıkıntı olmazsa. Şurada karar verdim. Kanka Cafer izleniyor, kamera açıyorum. Rolü bölme amına koy. Rol geç amına koy. RP'ye geç. Ya dedim ki kardeşim, bu kanal benim kanalım.
Doğru. Sen Cafer'i sevmiş olabilirsin. Bari saygı göster yani, anladın mı? Bana niye emri baki yani? Emir vererek Cafer yap, Cafer yap, Cafer yap. Ya bırak, benim içimden geliyorsun zaten yapayım. Sen beni Cafer yaparken izliyorsan veya rol bile hissediyorsan, ben RP dediysem, RP oynayan bir ton kanal var. Doğru. Yanlış mı? Gezin. Gezin abi, belki başka bir güzel bir karaktere tutulacaksın. Doğru. Ki var bir ton karakter var. bu benim çok canımı sıktı. Sadece RP kitlesi var ama, doğru söylüyorum. Evet, yani sadece RP. Ciddi, sadece RP'yi seven çok fazla. Bir de kamera kapalı var abi, kamera kapalı. Instagram'ım da yoktu da o zamanlarda da. Yeni yeni açıyordum yani Instagram hesabımı. Ben 3 sene falan Instagram kullanmadım orada önceki dönemde. Yani bu Instagram'dan önce 3 sene falan kullanmadım. Twitter mı kullanıyordun? Twitter'da çok aktif değildim. Hiçbir şey kullanmıyordum. Sosyal medya kullanmıyordum. Yok, sosyal medya kullanmıyordum. Vay amına koyayım. şöyle oldu. Bu ses ne ya? Ya gelen kitle sürekli Cafer geç, kamera kapat, rolü bölme. En son tak etti canıma, dedim ki yani bu kitle bana ait bir kitle değil ki yani. Beni tanıyıp seven bir kitle değil yani. Evet ya, ben Cafer'i seven bir kitle. Ben sonsuza kadar da gırtlak geldim amına koyayım gittim. Yorucu. Aynen. Yemin ediyorum var ya, yayınlardan sonra böyle gırtlağım acayip yorgun. O örneği verme ben. Vermeyeyim ama anladım, bilirsin. Anladım. Yarak severler bir yatsın. O şekilde abi mutlakta böyle bir acı, bilmem ne, sıcak içiyorum falan filan. Ben her gün yayın yapıyorum. Sapıkça yayın yaptım yani geçen sene full. Ya bir ama çok dertli ya. Aşı, ben mesela onu blind ID'de yaşıyordum ya. Deli gibi. Yani herkes evet. Blind geç, blind yalan, başka bir şey yap. Bak diyorum ki. Ama orada senin handikapın vardı. Senin tiplemelerin yani kameran açık, sen komik. Sen komiksin zaten orada, anladın mı? Blind ID'yi deneyen bütün oyuncu oldu aslında ondan sonra. Yapma çalışma oldu. Ama sen komik olduğun için insanlar aslında senin komik komedini de sevdiler. Cafer de hiç şansın yok. Yüzümle gözüktü. Evet abi, mimiklerinle komedi yaptın, işte şeyini yaptın. Cafer'de hiç şansın yok. Cafer ve bütün sunucuya, yani ben Cafer'le en az 2000-3000 tane anket yapmışımdır. Ve anketlerin hiçbiri hazır değil yani, anladın mı? Abi. Anlık bir şey çıkartıyor mesela, sana yapıyorum ya, yanındaki de istiyor. Şimdi sana sorduğum sorunun aynısını soramam. Tamam mı? Yeni bir şey düşünmedim. Ve çok doğaçlama yapıyordum. Ve yani doğaçlama, anlık. O yüzden hani loading ekranı yapıyordum kendime. Aynen şöyle dönüyordum. O da benim düşünme payımdı yani. Hani düşündükten dönüyordum etrafımda yani. Neyse. O kitleyi istemedim ben. Yani sonra dedim ki roleplay'i bırakıyorum abi dedim artık. Ve yeteri kadar yapmıştım zaten. Bir de ben roleplay'in böyle patlayacağını bilmiyordum. En kötüsü de şeydi. Bu arada ilk patlama efekti ben onu biliyordum yani. Dedim ki kesin böyle video oyun yapıyordu ya bir de. Net patlayacak ben yani. Ben Warp'tan önce başka sunucuda oynuyordum. 3 tane roleplay yapan adam vardı yani. Zeon, Zade. Bir de ben yapıyordum yani. Doğru. Hani şimdi biz vardı o dönemde yapan vardı. Beğen açan vardı. Kusura bakmasın şu an bu yöndeyse. Benim bildiğim iyi izlenen belli izleyiciye 2-3 kişi aynen, vardı doğru. Yani. Doğru. Ben de yapıyordum ama. Biz mesela full online takılıyorduk. GTA Online. RP sadece no pixel falan biliyorduk. Yani Türkiye'de RP nasıl falan bilmiyorduk o kafayı. Ama deli gibi GTA Online'da RP yapıyorduk. Chat hatırlar. Ta benim ilk yayın zamanları falan. GTA sahil aynen. Ya da Haze'leri RP gibi oynuyorduk biz. Ama şey, en büyük dert neydi biliyor musun? Anlatamıyorsun ya. Lan aslında ben eğlenceliyim bak, bir şeyler daha yapacağım sana ama izin vermiyor ya millet. Blind ID'yi geç, RP evet. Geç, şuna geç, aynı şuna geç. Aynı işte. Değil mi? Orada ben dedim ki, Cafer'i bıraktıktan sonra dedim ki, ben Cafer'den önce de yani roleplay'den önce de zaten yaptığım birkaç içerik vardı, troll içerikler. Zaten trollemesi ne yani, ben çoğu oyunda trollüm yani. dedim ki yani bir şans verin amına koyayım da şu Cafer'den bir çıkarım şu roleplay'den. Senin kurduğun cümlesi gibi. Niye haydi ki? Cafer'den çıkalım roleplay'den. Sonra abi o 2500 izlenmeler, 2000-3000 arası izlenmeler ki roleplay döneminde bayağı herkes host attı hani Twitch'te. Büyük kanalların hepsi olsadı. Jardin'le role girmem çok büyük etken oldu. Oradan bir kitle geldi tanıdı. İşte sizinle role girmem çok büyük etken oldu. Geldi tanıdı. Birçok insanın roleplay tarafından başarılı roleplay oyuncusu ünvanını birlikte verdiler. Birlikte rol yaptınız mı siz şeyle? Kiminle? Ahmet abiyle. Yaptık. Yani uzun rol yaptınız. Ben oraları kaçırmışım. Uzun şöyle çok uzun değil. Ama o dönem benim bıraktığım kesin işte. Yok bırakmamışım. Ya da hatta ben de RP'deydim ondan bilmiyorum. Sen de RP'deydin. Hatta
Jarvin'in bir tane karakteri vardı. Hangisi? Karakterle beraber Murat. Mesela o da o karakteri 3-5 gün falan yapmıştır maksimum. Cafer'le Murat. Kıbrıs'ı Murat da biraz mi? Kırıktı. Kıbrıs'ı değil. Kıbrıs'tan önceki. He. Ha, en önceki değil. Arada bir tane Murat yaptı işte. Onu hatırlayalım. Murat da Cafer böyle çok iyi meçlenmişti böyle. Yani iyi ikili olmuşlardı. Soygun falan yapıyorlardı. O dönem işte ondan sonra zaten ben çok oynamadım yani. Bıraktım. Murat da bir dedi, daha girmedi Cafer. Dedi değil. O Geday da değil. Yok. Yok yok. Murat karakteri. Ara bir karakter. Meraklılar bilir. İlk o zaman ciddi söylüyorum bilirler. Benim en sevdiğim karakterlerinden biriydi mesela Survivor'daki. Ama şunu demek istiyorum. İnsanlar bu sefer GTA var mı, RP var mı, RP var mı? Yok RP yok dedim bu sefer. Bir anda o sayı 300'e düştü. Laps de kesildi. Oğlum öyle bir dönemde çok enteresandı bak. Oturmuş yayıncılarda bile bak Ferit o kadar girmedi bir Fethi Güven falan takıldı. Ahmet abi de Ferit de falan bile deli gibi insanlar RP geç diyordu ya artık bir yerde o şeyi bırakayım istedi bizimkiler. Böyle fark ettiysen hani artık bir content değilsin bir şeylere. Ben evet. De mesela öyle bıraktım. Dedim ki ben çıkamıyorum bu RP'den. Lan 8 saat 10 saat yayın yapıyoruz full RP. Yok, iş yapıyoruz bir şey yapıyoruz oraya gidiyoruz. Bir de RP'ye girdin mi çıkamıyorsun ki hiçbir türlü. Ben geçen yaz Ağustos'ta bıraktım roleplay'i. Eylül'de bir kere girdim. Bir iki kere girdim. Zaten Eylül'de sonra taşındım yani. Ondan sonra da hiç girmedim. Ağustos'un ortasında falan bıraktım ama yani komple. Sonra birkaç kere girdim. Oradan Delival ekibiyle rol yaptığım için mesela Tukanlarla rol yaptım işte. Aynen. Sonra işte Eightborn'a geçeriz. Orada da oynarım hani diye düşünüyordum ama bir baktım ki abi hiç şeyim kalmamış ki benim. Yani roleplay hevesim kalmamış yani anladın mı? Bende yani, de öyle oldu harbiden. Şeyden dolayı değil, RP yapan diğer oyunculardan dolayı değil. Kitleden dolayı yani, izleyici kitlesinden dolayı. Doğru. Ve harbiden bende de öyle oldu. Yani şey gibi davrandılar yani anladın mı? Köpek gibi davrandılar yani. Siktir git. Çok değersiz kamera, daha. Kamera açıyordun, laf ediyordun. Ben de şunu diyordum ya. Yorum mesela rolden çıktım ya. Mesela biriyle role girdim çıktım. 2 saat 3 saat yapmışım bir kamera açıyorum. Tamam hey arkadaşlar. Chatting yapacağım belki ya 2 dakika 3 dakika ki ben de konuşurum yani. Evet arkadaşlar ne yap ya role geç amına. Lan ne role geç amına koyayım yani. Sikerim ben seni lan. Nerede o onu yazan? Nerede o burada mı şu an? Burada. Bağlasana sana. Bak bugün çocuk bak kaç izleniyor şimdi. Farklı farklı şeyler yapıyor da. Kalan o 300 kişi, 253 kişi o benim kamera açımda rahatsız olmayan 300 kişi aslında anladın doğru, mı? Doğru doğru. Kamera açımda da aa abi iyi muhabbetin de iyi diyen 300 kişi. Sonra ben troll yaptım. Welcome to the game 2'ye sardık falan. İşte onu bitirdim. İnsanlara ciddi oyun sardı falan filan. İşte ilk o zamanlarda böyle RP dışı binlere falan öyle oturdum. Sonra troll içeriklerimi göstermeye başladım yavaş yavaş. Hem beni tanıdılar hem troll orada senin yayın akışını da gördüler. Yani Çağrı ne yapıyor'yu gördüler. Evet zaten aslında. Ona müsaade etselerdi. O 3000 kişi ona müsaade etseydi ben o 3000 kişinin yine 1500'ünü alırdım yani. Çünkü sevdirirdim yani. Doğru. Ama o 3000 kişi böyle bir 3000 kişiydi yani. Ve sadece roleplay'e bakan 3000 kişi. Ve hiçbir şey olmasa da arabayla gez diyor adam sana. Oğlum benim şey var lan bak chatte bir sürü zaten şey var. Yüksek aboneler var yüksek aile. Bizim bir ara şey dönemi vardı Emre ile böyle. Lan bir durum vallahi biz bir şey bir farming simülatör oynayalım onda da bak eğlendireceğiz falan diye. Harbiden evet, yani harbiden böyle bak human fall flat geçtim diye bir sövüyorlardı tamam mı GTA RP zamanı. Sonra herkes human geçti. Her yerde editlere düştü. Aynen öyle. Human çok sevildi. Sonra işte sitip mitip o ara böyle çok oyun değiştirdik falan böyle ama herkes nasıl ne geçsek onu okey. Bak normal izleyişi anlıyorum tamam mı? Ama roleplay'de arabayla gez diyor adam sana. Oğlum benim şey var lan bak chatte bir sürü zaten şey var. Yüksek aboneler var yüksek aile. Bizim bir ara şey dönemi vardı Emre ile böyle. Lan bir durum vallahi biz bir şey bir farming simülatör oynayalım onda da bak eğlendireceğiz falan diye. Harbiden evet, yani harbiden böyle bak human fall flat geçtim diye bir sövüyorlardı tamam mı GTA RP zamanı. Sonra herkes human geçti. Yani her yerde editlere düştü. Aynen öyle. Human çok sevildi. Sonra İşte sitip mitip o ara böyle çok oyun değiştirdik falan böyle ama herkes nasıl ne geçsek onu okey. Bak normal kitlesi var çok bilmiyorum yani. Kötü değildir belki gelişmiştir yani. Şimdi ki ya oradan ama Elren bile sinirleniyor arada mesela onu görüyorum. Evet yani. Sinirlen çok normal yani, ben de görüyorum. Karışmayından bilmem ne falan yapabiliyorum. Aynen role karışma ay o dönemler hatırladım. Abi o orada onun yanına git o geldi bak onunla niye role girmiyorsun falan filan. Yani
Ondan sonra kendi içeriklerimi yavaş yavaş yapmaya başladım ve inanılmaz istikrarlı yayınlaştık kanka aslında o dönemde. Zaten o dönemde biz Roleplayer'de tanıştık, sizinle tanıştık yani. Senle falan tanıştık falan ama sonra benim kendi içeriklerim... Ben şimdi hatırladım. Biz Jirox'la ilk bağlantıyı hiç koparmadığımız adam Jirox'tu. Doğru, sürekli git gel yapan. Evet, Jirox benim kanala gelip abone oldu. Ben de onun kanalda aboneydim. Normal içeriklerime de gelmeye başlayınca Jirox'un şu seviyedeydim. Evde seni televizyonda açıyordu. Bayağı şurada ekranda açıyordu. Yatıyorsa yani sen açıksın. Arkada bir sohbet ediyoruz. Bilmem ne, biri geliyor gidiyor, anladın mı? O şey gibi. Hani arkada bir televizyon açık dursun da bir ses olsun muhabbetindeki ses sen demek Jirox'un evinde. Evet. Biz böyle bir iki şeye takıldık. Oğlum ne oluyor? Hani neyi izliyorsun diyorlardı Jirox'a böyle. O da olmuyor. Çünkü senin şey efektin var oğlum. İlk izlendiğinde ne yapıyor amına koyayım? Bak bende de var o bir tık. Evet. Yani adam bizim yayınımızda bir yere tıkladığında böyle çıt diye ne oluyor amına koyayım? Hani düşünsene az önce gitar çalışa geldiğini. Evet. Hani tıklasa oraya anlamayacak, anladın mı? Funny Moments yazıyor. Komik anlar yazıyor, yine anlamıyor mesela. Yani bir akış bir şey yok. Ben bir de o yüzden gece geç saatlere bırakıyorum. Evet. Anladın mı? Niye? Geç saat olsun ki abi. En azından ilgilisi gelsin yani, anladın mı? Şimdi gündüz saatinde çok birçok insan gelir, sirkülasyon olur belki. Evet, daha fazla izlenebilirsin. Mesela ben PUBG trolü yapıyorum. PUBG trolü biliyorsun. Aha. Onu ben mesela saat 7'de falan yapsam muhtemelen deli gibi izlenir. Ama evet, sağlıklı bir kitle mi o kitle, o saatin kitlesi veya işte benim istediğim kitleme, ben şeye çok dikkat ediyorum mesela. Benim çünkü motivasyonumu ben chatten izleyiciden alıyorum. O motivasyonu alamazsam ben... Olarak hem chat hem yayın yapış hem de düşünce tarzı da. Hem ben de size karışmayayım falan, sen de aynı mantıktasın. Ben de kimseyle ne drama ne bilmem ne. Herkes ne yapıyorsa yapsın abi, beni çok ilgilendirmiyor yani. Selamlar bu arada. S.A.S.L.R. dönmüş. Skrip hoş geldin canım. S.A.S.L.R. Şey bir de, ya ondan dolayı mesela o katman röv muhabbet de çabuk birbirine alacak. Aynen, şey kitleler çünkü. Aynen. İki tarafta belki de dışarıdan bakıldığı zaman kabul edilmeyen bir kitle olabilir. Katmanlar röv de, anladın mı? Aynen. Ya bunlar da bunu deniyor olabilir. O yüzden de birbirlerine, yani evet, iki tarafın izleyicisi zaten kanka şöyle bir şey var. Şimdi seni seven adam beni de sevebilir. Kesin sever demiyorum, sevebilir. Evet. Beni seven adam da seni de sevebilir. Anladın mı? Biraz daha şey. Sen biraz daha genel. Şey mi peki? Genel kitle. He. Doğru bu arada. Devam et sen orayı. Güzel miydi? Orayı güzel mi söyledin? Buradan devam edin. Bir daha. Şimdi sponsorlar. Bak bu adam biraz daha genel kitle. Ne diyecektim? He. Biraz daha harbiden bak ikimizin şeyinde de. Bunu mesela Era'ya da dahil ederim bu şeye. Biraz daha kabul edilmeyen. Mesela beni porno gibi izleyen bir kitle var. İzlemiyor gibi yapıyor. Onun gizli sekmede izleyen var mesela. Evet, çok acayip o. İzlemiyor gibi yapıyor ama tüm mimleri biliyor. Yayında neler dönüyor biliyor. Güldüğü yerler var. Bazen klip paylaşıyor diyor. Görüyorum ama mesela başka bir kanalda izlemiyormuş gibi davranarak bir şey yazıyor. Aynı user'ı benim chatime yazıyorum. Hayvanlarcasına gülmüş böyle, tamam mı? Deli gibi. Enteresan geliyor bana. Bunu ergenlikte porno izlerken yapar gençler. Hani annem babam bilgisayar geçmişinden görmesin. Hala yapıyoruz yani. Yayın anlamında. Ha yayın, ha sen yayın dedin. Ha. Ben de şey. Şimdi yani mesela böyle tuhaf hissediyorum, tamam mı? Senin de öyle bir durumun var sanki böyle. Kanka ben de şöyle bir durum var. İzleme. Ne yapıyor elinde? Şey tikim varmış değil mi? İlk kez ortaya çıkıyormuş böyle. Şöyle vuruyormuş. Bende de şöyle, gelen adam artık hani çok sorgulamıyor ya. Hı-hı. Şimdi geliyor, yani ben de diyorum abi, geliyorsunuz hani neyle karşılaşacağınızın çok şey olmuyor bazen. Yani PUBG mobil trolünde, CS trolünde falan filan. Birazcık böyle herkesin kabul edebileceği bir mizah yok. İşte hemen herkesin anlayabileceği. Bir de bende şöyle bir şey var. Beni mesela insan ilk izlediği zaman ikinciyi bulma ihtimali çok yüksek. Niye? Öyle, geri dönüşler öyle aldım hep ben. Allah Allah. Beni evet, net itici buluyor. Bayağı İbn'e şey zaten. Oğlum ilk zamanlar böyle nasıldı yani? Yani küpeler bilmem ne saç, hani tip olarak da böyle değişik, egzantrik geliyordu millete. Herkes sövüyor tabii böyle falan. Ben mesela egoist, ana sahip... Sen egoist geliyor mu millete? Ben egoist yapmıyorum ya. Hayır. Ego yapıyor musun demedim oğlum. Egoist geliyor muyum mu dedim. Aynen. Hiç öyle diyen oldum yani, seni egoist sanırdım falan diye. Ha yok, hiç egoist diyen olmadı ya.
Neyden sevmiyorlardı ki o zaman? Kanka, mesela şöyle şeyler geliyor. Senin amına koyayım. Bunu da ünlü ettiniz ya. Bunlar ama seninkiler yazıyor bunu. Yok yok. Şöyle şeyler bu benim kitle olamam. Ne geliyor biliyor musun? Mesela, artık olacak diyen var bu arada, egoist. Yani bir tık ego şey midir? Kanka bak, ben zaten egoist bir insanım. Hiç egosuz bir insan değilim ben zaten. Yayıncılıkla hiçbir bağlantısı yok ama bunun. Yani zaten şuydu zaten benim dediğim şey. Bu zaten ego yani başlı başına. Şunu demem bile. Oğlum bırakın bana, roleplay oynamıyorum ama bırakın, kendi içerimi yapıyorum. Bunu da seveceksin demem bile zaten ego yani, anladın mı? Kendine güvenip bunu söyleyebilmek. Yani ama işte dışarıdan çok egoistsin falan diyen olmadı. Çünkü benim chatte mesela biraz daha diğer chatlere göre biraz daha kuralsız yani chat. Benim chatim. Çok büyük yanımdaki adama gelen konuğa küfür edilmedi sürece. Ne oldu? Bizim chat'e tanıdık geliyor şu an bu söylemler. Evet. Biraz daha kuralsız. Zaten hani sinyalini tutma şey de odur yani muhtemelen. Panki diyor ki gördüğüm en egoist adamlardan biri Çağrı amına koyayım nasıl diyor. Onu yerim ben şimdi. Ciddi mi diyor yoksa aranızda bir muhabbet mi var? Muhabbet var. Sevişiyor musunuz? Bazen. Yani ne diyecektim? Şunu diyen mesela çok oldu. Ben seni birkaç kere gördüm amına koyayım. Buna lan deyip kapattım. Acayip itici geldim. Geçenlerde ana sayfadaydım ya. Geçenlerde ana sayfadaydım. Sen niye ana sayfadaydın amına koyayım ya? Kanka hiç bilgim yok. Aldılar öyle. Beni daha önce ana sayfaya alacağım dediler. Okey dedim. Ben tamam dedim. Ama küfür müfür birden böyle bir ambargo oldu ya senin yayınlara böyle. Sigara şöyle içiyorsun falan böyle. Eğlenerek sigara içiyorsun. Ya şöyle dikkat ettim ama yani küfürlü şarkıydı falan da dikkat ettim. Peki daha mı iyi oldu yoksa? Şöyle tabii birçok insan gördü ana sayfada. Ben zaten ana sayfa falan söylüyorum. Ana sayfada girsene içeri falan diyordum. Sesleniyordum böyle. Aynen. Çıldırırım bazen kanka. Gelmiyor ya oradan bakıyor. Oradan izliyor peşini. Yani biliyorum orada olduğunu ama bakıyor. Yani neyin kafasını içiyorsun? Ya girsene oğlum içeri yani. Hani ne olayın ne ya amına koyayım yani. Hayır oradan da içeri sayıyorsun. Bu arada kamera orası değil amına koyayım. Oraya konuşuyorsun da kamera orada. Sen niye evde yayında hep monitöre bakıp konuşuyormuşsun? Yok tavana bakıp konuşuyorum. Nasıl anladın? Kanka evet burada olması lazım değil mi kameranın? Kamera olmuyormuş amına koyayım. Ben de DSLR ya. Ben sabahtan beri buna bakıyorum. Ne diyecektim ya? Ha, adam geldi ondan sonra şey dedi mesela. Ulan bir izin, bak bana şöyle bak Allah çarpsın. Falan demiş böyle işte. Şu geldi ya. Adamın mesajına bakıyorum tamam mı? Yukarıda yazmış. Biraz da cırtıyorum bari. Adamın yukarıda yazmış tamam mı? O sen niye info veriyorsun hareketler sonra? Tamam. Biraz da cırtıyorum zaten. Bazen yani. Adamın mesajına baktım. Senin ben amına koyayım yapacağın yayını da sikiyim, seni de sikiyim falan filan ha. Çok mu komik lan falan filan. Komikmiş lan. Ha. Abi sardın ha. Ona dönmüş herif ondan sonra. Direkt cevap vermiyorum diye. Götü kalktı deme noktasına getirene kadar. Götü kalktı demesi noktasına getirdiği zaman cevap veriyorum ki üzülsün. Peki şey var. Mesela bak Yunus. Tamam mı? Böyle senin chatinde birkaç tane adam var. Evet. Bazılarına... Şimdi reklam olmasın. Söylersin. Yani devam eder reklamlar. Söylemiyorum. Aynen yani. Öyle. İyi örnek mi oluyorlar, kötü örnek mi orasını tam ayırmış değil. Çok kötü örnek oluyorlar. Kötü örnek mi? Çok kötü yani hem de. Mesela sen bir şey yapıyorsun, hayatlı tamam böyle, gülmüşsün, eğlenmişsin, millet de gülmüş. Komik mi diyorlar mesela, bir şey diyorlar, o an böyle düşüyor gibi oluyorsun sen. Hangi kameradayız? Şu kamera. Kesin orası mı? Şu kamera. Ona ben şey demek istiyorum yani... Mesela bak senle talk show'u konuştuk ya bir gün. Aha. Ha kesin yaparsınız amına koyayım. Bilmem ne amına koyayım. Bunlar anladın mı? Ulan bir şevke getir abi güzel olur desene yani. Oğlum bizimkiler de çok gaza getiriyor mesela. Bizimkilerin o özelliği çok güzel. Aşırı gaza getiriyor. Yapmadan bile yapmış gibi davranan bile var biliyor musun? O bir tık abartmış ama. O bir tık abartıyor. O yüzden yapmadığın içerik vardır ama. O da ama sponsorlulara çok geliyor böyle. Hiç evet. Böyle olmamış gibi davranıyor. Öyle evet mesela işte o hareketleri aslında bana zarar veren hareketlerden bir tanesi.
Mesela benim bir işte o toksik kitlenin hem beni sevip izleyip hem köpek gibi güldüğüne eminim ben o adamı beni izlerken. Evet. Tamam mı? O bence meme oldu lan. Komik mi? Yo diyorlar şimdi de bana işte. Bak amına koyayım al. Ama bu böyle artık burası da. Ayarlayacağız abi şimdi sallama zaman. Ama şöyle. Mesela meme oldu bir tamam mı? Komik mi? Bilmem ne mi? Cem Yılmaz geldi. Ya bu Eray Orospusu'nun bu bok yemesi bu arada. Bu kitleye büyük ihtimalle Eray... Yemin ediyorum Eray. Bak Skyflex'e bak yine isim verdi. Bak. Verme kanka. Verme kendilerine misyon ediniyorum zaten. Banlayacağım. Bütün her yerden banlayacağım ama bakayım. Zaten bu arada Twitch'te her yerden banlılar bir sana bir bana yazabiliyorlar ama bakayım. O da çok ilginç ama bakayım. Yani. Bütün kanallardan banlı iki tane kanalın kalmış senin elinde. Gelip onunla da flame atmaya devam ediyorsun yani. Ve riskli flame atıyor. Aynen. Harbi öyle. Eksemekse vardı bak. Şimdi chatte gördüm onlar kendini kurtardı. Dedi burası yarrağı ben anladım. Ama mesela... Burasını yaptık. Burayı artık düşünemem. Kanka mesela şöyle bir şey var. Zarar veriyor. Evet neden zarar veriyor biliyor musun? Dediğin sponsorluk mevzularında zarar amına koyayım. Doğru. Ben harbi. Zararına yayın açtım geçen hafta biliyor musun? Öyle bir şey var bu arada. Harbi var bu arada. Her yayın 1500 lira 2000 lira girdi bana. Kanka bir de ben interneti yükselttim ya. Zararına yayın açtığım bir dönem gerçekten var ya. Elektrik, internet parası, o 1000 megabit yaptım ya. Evet. Bana şöyle dediler bak. İlk 3 ay 500 ödüyorsun, sonra 1000. Bana ilk 3 ay 500 dedi ya, 12 ay 500 ödeyeceğim gibi geldi. Ben mantığımı hep 500'e göre yaptım, tamam mı? 3 ay bitti, ben bir para kazanıyorum. Otomatik talimatı mı vermişim? Otomatik talimatı verdim o sattığım. Ama bazı şeylerde hayır var işte demek ki. Chat'in bildiği yerler var mesela, yaparsın abinin. Devamı evet. Geliyor yani. O desteğin her zaman böyle. Tabii canım destek. Zaten kanka buranın sistemi belli yani. İzleyen keyif alıyorsa destekliyor. Destekliyorsa da yapan da yapmaya devam ediyor aslında yani. Yapamazsın abi diye kime diyor. Mesela bir şey diyeceğim lan. Gerçekten işten soralım. Mesela böyle bir sohbet muhabbet ortamında bir talk show yapsak çay. Şimdi doğru cevaplamayacaklar ki. Yok kanka. Hakikaten doğru cevap ne? Harbi diyorum lan. Mesela birlikte güzel, eğlenceli yayınlar döner mi? Hani bu ikili yapar mı mesela? İzlemeyiz. İzlemeyiz. Yok abi, dönmez. İdare eder. Banki ne yazmış? Kanka net yapar demiş. Ne? Soru neydi amına koyayım? Ben de hatırlamıyorum ki amına koyayım. Niye cevaplara bakıyorsun? Ne olur izleyin siz de var ya. Sen bu 15 yıl gördükten sonra değişiyor. Bu çocuk ne yapar şimdi siz izlemezseniz? Direkt böyle değişiyormuşuz değil mi? Lan tamam lan tamam tamam. Tamam sakin sakin. Bir submod'dan çıkaralım. Bizde öyle bir sistem var biliyor musun? Nasıl bir sistem? Bende submod kafayı yiyor. Submod'dan bir çıkaralım. Arkadaşlar. Bir SAAS seri. Başka yayıncılar da submod'u alıyorlar. Selamlar, hoş geldiniz, hoş geldiniz. Hoş geldiniz arkadaşlar. Bu arada ben çok az submod'a geçiyorum. Nasıl? Belki de bir hata. Submod mu? Evet. Yok, ileride olacak kanka. Yok yok, çok az geçiyorum submod'a. Yok, ileride geçeceğim işte onu diyorum. Tamam, geçeyim de yani... Abone mi artsın? Abone artsın tabii ki. Bir kere submod'a aldık. Onda da küfür kıyamet chat. Herif YouTube yorumuna bile gitmiş. 250 izlenen videonun altına ne yazmış biliyor musun? Ne yazmış? Çok değiştim. Direkt birinci sanmakta. O da ayıp lan biraz. O çok ayıp lan. Sen onu mu bekledin yani? Ve 250 izlenen videonun altına gitmiş yani. Bir de 150 izlenmiş video yani. O videonun gelirleri kime gidiyor? Nuriye. Sen almıyor musun oradan hiçbir şey? İyi, güzel. Moderatörüne maaş veriyorsun o zaman mantıken. Yani. İşte YouTube'u toparladın Nuri. Oradan kazandığını alsın. Peki bir yerde mesela deli gibi kazansa yine onda mı? Yok o zaman sikerim lazım. Şimdi dürüst soralım amına koyayım. Doğruya doğru şimdi yani. Sen de belli bir yerden sonra yayın aç amına koydum hadi video atacağım dediğini gel düşün. Abi patron gibi. Yani benden çok kazanıyorsa. Oğlum Fuat öyle oldu bir dönem. Gerçekten benden çok kazanıyordu mesela. Adam taşındı maşında evime kurdu. Neyi okudun sen? Bir şeye takıldın mı? Ben buna kül dökmüşüm amına koyayım. Ananı sikeyim ağzıma diyorum ben de. Sen onu kül döküp içtin mi? He. İyi. Oğlum ben sana diyorum şu sigarayı bırak amına koyayım. Ama güzel oldu. Harbi mi diyorsun? Afiyet olsun.
Öyle de nikotin alıyorsun lan. Bunu söyleyelim, yapsınlar. Limonlu falan yapıyorlar. Sigaralı kola. Güzel RP diyen var da Çağrı öyle... Biz ne biliriz onu hep? RP değildir yani. Biz bir şey diyorduk ya, bir şey konuşuyorduk. İşte o dönemden sonra ben de kendi çeklerimi yaptım. Sonra da o RP var mı lan diye gelip... Evet. Oğlum 6 ay geçmiş üstünden, abi RP ne zaman geçiyorsun diyen adam var. Oha şu an. Ama bir o şey dönem, diyeceğim. O dönem. Bir şey diyeceğim sana, bu gerçekten doğru. Bak chat biliyor. Donate geliyor bana. Adam diyor ki Blind ID ne zaman diyor. Gerçekten YouTube'dan takip edip çok geçmiş videoları izleyip hala onu yapıyormuşuz diye düşünen bir kitle var aslında. Kanka mesela bak şöyle geliyor adam. Abi ne oldu ya, Cafer yok mu amına koyayım diye geliyor, anladın mı? Evet evet. Ne oldu bu kanala, ne oldu falan diye gelen adam var. Halbuki 11 aydır 10 ay önce bırakmışım RP'yi, anladın mı? 10 ay olmuş yani RP yapmayalım. Hiç gelmemiş yani herif kanala. Ne yazıyor? Yo diyorlar. Amına koyayım şurada ya. Gerçekten yalan söylesem bak içi, artık bari yalan söyleyeyim amına koyayım ya. Böyle rezil ediyorlar sanki. Büyük makara bunlar. Büyük makara bunlar ki de ya. Ulan Jet. Sonra işte kendi... Zaten. Kendi eğlence tarzımda, kendi kafamda yayınla devam ettim. Güzel kanka ama o... Bilmiyorum yani niye o kadar... O kadar ötekileştirmeseler bu çocukları belki de. Kimleri? Tanımaya çalışsalar bizim chatimizi de. Mesela böyle laf yiyorlar ya, toksik kitle diye anlıyor. Sen üzülüyorsun değil mi? Üzülmüyorum oğlum, daha çok linç ettirizim geliyor. Mesela hashtag röv saldırın falan diyorum. Niye öyle diyorlar diye dert ediyorum, anladın mı? Bir de bir yerde... Oğlum o sahiplenme başladı bir de bir yerde. Kanka tabii, evet. Çünkü kitlen yani... Benim mesela... Sende yok ki öyle bir şey daha. Yaptığı şakaya bakalım. Yani burada bizim yani tamam buna gülelim, bugün gülelim. Tamam buna gülelim ya, yalan yok, komik. Hayır tamam da o ışığı görmedim oğlum gözlerinde olan. Kanka şöyle kitle neyse devam et anlamadım. Kitle şöyle, tabii ki kitleni savunuyorsun aslında, anladın mı? Ve ben şunu demek istiyordum. Başka bir kanala gittiğin zaman senden bir adam onun kanalında sende yapabildiği yeyi yapmaya çalışıyor ya. Aynen. Ne aynen anladım. Anladın mı? O ama en büyük yani. Oğlum Ferit de işte. Bizimkiler evet. Ferit'i çıldırtıyor mesela. Mesela öyle kaç tane adam başka chatte bana takılırken ban yedi mesela. Ben de bir şey de diyemiyorum. Demiyorum evet. Yani. O mesela anlaşılmıyor. Mesela ben oraya gitmişim mesela. Gitmişim oraya. Mesela. O adam onu... Ne anlatıyorsun oğlum sen? Yok şu kendine. Sen ne yapıyorsun? Konuk oğlum işte. Ha gel otur otur. Konuk dedik ya. Gel gel. Ne oldu? Yayın açık bu arada konuk. Arkadaşlar. Merhaba. Merhaba. Olsun ellerimi yıkayacağım. Dışarıdan geldin ellerini yıka bir yani. Ellerimi konuk geldi arkadaşlar, düşük bütçeli bu. Biz yapalım mı projeyi? Projeyi şu an başlattık. Çok mu? Kamera GG mi? Tüm olay bitti ama bakıyor konsepti. Dur şarjı değiştiriyorum hemen. Hemen şarj değişiyor arkadaşlar. Bebek. Hoş geldiniz canım. Beni özledin mi? Seni özledim. Çok yoruldum. Beni özledin mi? Chat nasılsınız? Merhaba, nasılsınız? Siz beni özlediniz. Hello. Chat buradan duyuyorlar seni. Dur sen kameraya mı vurdun? Buraya, sistemi buraya koydu. Yok abi, ben buraya yaklaştım. Şu an iyi mi? Bir dakika ben şöyle geçeyim ben hemen kameraya. Otur Jiroşuk kardeşim. Abi çok soran olmuş, bir açıklama yapayım ya. Bugün şöyle bir geçelim. Ay. İyi misin kanka sen? İyiyim kanka, sen nasılsın? Toplantınız vardı. Aşkım aman diyeyim, dikkat et. Neye? Dikkat et de sen yine. Ay düştüm. Sen bir dikkat et diyorum bak. Sonra gece gece adam aramaya gitmeyelim. Birini dövmek zorunda kalmayalım harbiden. Dur geçeyim şöyle. Bugün verimli bir toplantı yaptık ya chat. Çok verimli bir toplantı yaptık. Ben sonra WWE oyuncusu oldum. Aynen öyle. Özge'yi gönderiyoruz Amerika'ya. World Wrestling Entertainment WWE.com.
Bugün toplantıdaydık, sonra Yağmur rahatsızlandı, hastaneye gittik. Tabii ki de canım arkadaşımı yalnız bırakmadım. Çok iyi bir arkadaş olduğum helal için. Olsun. Helal be size. Helal bu çocuk olsun. Bir şey beceremez şimdi, kıza bakamaz Aşk. Diye ben de gittim Yağmur'un yanında. İyi ama bir problem yok şu an. Kafa topu var mı? Kafa topu. Nasıl takılıyor? Teşekkürler arkadaşlar, sağ olun. Sağ olun. Geçmiyorsun inşallah, ciddi çözmüş. Eyvallah kankam, yok ya, ortam çözüldü. Biz de yeni kontent yapalım dedik işte. Ne tuttu bu arada, kaç? 16 bin izleniyor, bayağı tuttu yani, güzel oldu. O zaman kıstırmıyorum, kemik kitle diye devam ederiz. Aynen öyle ya, buradan zaten... Yok, konuklu... güzel oldu. Aynen. Bak şöyle düşün Çağrı, sen oraya oturuyorsun, ben buraya oturuyorum, buraya çağırıyoruz. Evet, kameranın belki yerini şuraya alabiliriz. Şuraya alabiliriz. Şöyle karşıya direkt konuşalım. Bir de birden dönelim, sonra geri dönelim falan diye. Şöyle yapalım. Sen neden bana hoş geldin demedin? Aşkım hoş geldin, canım çiçeğim benim. Hastanedeyken kilomu ölçtüm. Kaç çıktın? 5 kilo vermiş. Kaç mısın yani? 120'den 115'e düştüm. Ama hiç İyi de zayıf mısın? Ama hiç de böyle zayıflamaya çalışmadan düşmüşüm, onu da anlamadım yani. Ama sen bir strese girdin yani. Ne stresi? İnceden bir strese girdin. Ama bu korona hepimize böyle yaptı. Değil mi? Hepimize ben böyle. Ben kilo aldım onu. Ben koronada çok aldım ben hem de. O kadar aldım ki. Böyle hepimize böyle yaptı. Ben aldım onu, 96 falan oldum. 96 mı? Kanka çık biraz, Allah'ını seversen. Çık şu yüzleri bir gör artık ya. Gördü onu, gördü. Şu yüzü bir gördün sen artık, şunu bir... Kabul edin. Mantıksız bir şey yapıyorlar. Ben tuvalete girmeden önce kilomu ölçüyorlar, yüz çıkıyor. Ne yapayım, 5 kilo mu sıçıyorsun ama? Aynen 15 kilo sıçıyorum, ne oldu? Sen kanka kaç kilosun? Ben 105 falan oldum, ben de aldım. Ama senin sen boyun nasıl 105'sin oğlum? Adam boyu var oğlum. 3 metre zannediyor? Kaç metresin sen kanka? Sen kaç gösteriyorum? 30. Kanka sen, ben derim ki seni 103 104 falan. Saçmalama artık. Ama Çağrı ciddi uzun. O kadar. Kalksana kanka ya. Hep böyle yapıyorlar. Çağrı'yı ilk gören hep şöyle. Sen de uzun musun ya? Hep bak. Hep aynı muhabbet. Cevabı da biliyor musun o sorunun? Sen hep gülüyorsun. İlk baş. Ben ne dedim ki? Yani şöyle yapayım. Yani o gülüş yani. O abi şey gülüş işte. Bende astigmat var ya. İlk bende de var. Konuşmayayım. Özür dilerim ama bende de var. Ona İlk Çağrı'yla görüştüğümüz gün öbür töreniydi sanırım. Tanıştık orada. Ben böyle yukarı bakıyorum. O günü hatırlatma. İkimize de o günü hatırlatma. Aşağı bakıyor. Benim de gözlüğüm yok, tanıyamadım. Çok yukarıdaydı çünkü. O Çağrı'yı gördüm de ben de tanıyamadım. Geçmiş olsun. Kanka ben de kendimi tanıyamadım bugün. Aynen sen o gün değişmiştin. Biz göz muayenesine gittik, ben diyorum ya oğlum bende hiçbir sıkıntı yok. Ben ödül töreninde nerede oturdum biliyor musun? Körmüşüm nerede? Onu. Nerede oturdum biliyor musun ödül töreninde? Nerede? Kameramanın hemen yanındaydım. Öyle bir yerdeydin. Bu mu tutuyordun? Fırat Ağabayram. Kanka beni bak en ön ödüle biz oturttular tamam mı? Dedim kesin böyle güzel bir ödül. Kanka Fırat ya. Abiye dedim ki, Fırat abi dedi ki ödül törenine gelecek misin dedi. Dedim geleceğim, tamam gelirim yani. Ama dedi aday değilsin falan, hani zorluyor anladın mı? Dedim ki tamam gelirim falan filan. O zaman dedi hani ismini yazıyorum dedi. Yaz dedim abi. Gelecek demiş. Bir artı bir olarak Fırat Ağabeyram'ın masasını artı bir olarak yazdıracakmış. Yani artı birim var demiş. Ama o artı biri söylemesi gerekiyormuş. Kapıya gittik beni almadılar içeri. Ben oğlum... Ödül törenine. Hatta birlikte girdik. Bayağı giremedin içeri. Birlikte girdik kardeş Çağrı. Sonra bir de beraber girdik yine. Sonra şey çektiler. Biz birlikte yani. Neden girdik? Bizi de almadılar çünkü. Kanka bende de var. O gün... Öyle mi? Birlikte girdik. Bizi de almadılar. O son kaç aydır tamam mı? Bizi de almadılar. İzleyicim, kendi izleyicim, şimdi bu ayları sayma, en yüksek seviyede. Ve Twitch'te de o hashtag bir hani en çok ortalama izleyiciye sahip adam. O dönemde, o aylarda bendim tamam mı? Ben de diyorum lan bir hediye alırım, bir şey olur falan filan. Ondan sonra... Ne oldu lan? Devam et oğlum, 17-2 oldu. 17 mi? Ne oldu? 17-2 oğlum, devam et. Face'e geçti çünkü. Bizde böyle oğlum. Bu ne oğlum? Bizde hep böyle var. Gerçek mi bu kadar insan? Kanka, oğlum sonra... Türkiye'de bu kadar insan var mı? Hiçbir böyle şey gelmedi ya. Ödül bir şey falan filan böyle alalım. Bir de en öndeydim falan dedim. Kesin bir şey var ya. Süslendik gitti. En iyi ayarlar yap. Bir sürü hazırlanıyor. Aynen. Hepsini de tek tek hazırlan. En iyi kadında bile hazırlan. Düşün o derece. Ondan sonra o gün hiçbir şey alamadım, eve döndüm. Enes Batur'u aradım. Dedim ki en çok izlenmek bak sen işinle anlıyorum.
Her şey değilmiş dedim lan, şaka şaka yeterli şu. Hayır hayır, siz ne oldu bir köşe? Onlar bir gülemedi bu muhabbete. Hayır ben sabahtan beri gülemiyorum. Oğlum şu an anladım ben köşesizliği. Benden de ağır köşesizliği. Bir dakika ben şimdi anladım. Anlat abi. Jari şimdi anlıyorum abi seni. Ne dedin lan? 21 yıldır falan dalga geçtin. Vallahi şimdi anlıyorum. Benden daha köşesiz iki adamla tanıştım şu an. Ya köşesiz değil de şimdi... Hayatı seviyoruz diyelim. Hayat. Oğlum Enes arkadaşım alınmaz böyle şeylere. Gerçekten konuşuyorum. Ne yani, ne dedin ki yani? Ya bir an böyle sanki... Dolma iyi miydi sen? Sıçtık ya. Şimdi linç yiyeceğiz falan gibi bir an böyle... Dolma iyi miydi? Yo linç yemekten korksaydım animeye laf etmezdim onu. Ooo o anime de ayıp ettin aslında. Yo animeye laf etmedim aslında da. Animeyi istiyor. Ama öyle anlamak isteyenler öyle anladı. Sen bugünlerde... Amına koyayım animeni dedin oğlum. Hiç ya. Hangi animeni? Sen bugün nerede kalıyorsun diye niye sordun oğlum adama? Darlamasın diye. Animeni ne koyayım demedim. Ya ayıp be. Söyle kanka söyle. Sen ama animeye laf ettiğinden beri var ya, sana bir küçük mesajlar. Abi Cahil Cüyeler sohbet yapıyoruz tamam mı? Bir sonraki Cahil Cüyeler ne zaman ya? Content bugün günlerden ne? Pazar. Pazar kanka bugün. Perşembe, cuma yapalım. Perşembe, cuma, çarşamba. Güzel bir şeyle gidelim. Bu hafta bir Cined'i de alalım mı bir ara? Cined'i alalım. Aynen. Ferit'i alalım mı? Ferit'i alalım, Cined'i alalım. Tamam. Bye bye. Anahtarı o. Ben kaçıyorum zaten. Şeyin de kısası dedim, ne oldu? Kendinize çok. Siz iyi iyi yayınlarınızı yapın. Kimseye de sallama böyle ha. Onu bir söyleyeyim. Oğlum sana. Adamlar Allah Allah. Size ne oldu oğlum? Korona. Bir şey diyeceğim. Kemer'i kim aldı bugün? Bir şey diyeceğim. Ben. Şimdi biz... Bedeli yoktu ben ama. Görüşürüz ki. Bunu çağıralım. Sen ya adam kabul etti mi amına koyayım? Biz de öyle... Ya davet edelim demek size. Davet edelim işte yani. Onu diyoruz. Gelirse anlatırsa o heyecan, o sitesi güzel olur hani konu da, konusu da hazır. Biz hiç öyle bir şey yaşamadık yani şimdiye kadar. Hangi tabii. Oyunda öyle bir heyecan yaşadın şimdi? Bizdi ki 75 bin kişi izlemedi mi? 85 bin evet. İzledi Ferit'i. Evet. 85 bin kişi, 80 bin kişinin... 75 bin galiba. Ya yani o civarda ki insanların da kaç şans yaşamış olabilir ki böyle bir tecrübeyi yani. O yüzden anlatsalar o anki heyecanı vesaire. 8. Onu bir netleyeyim ben o zaman. Muhabbet devam edecek. Yani muhabbet devam edecek belli ki. Bu arada Ferit kendi rekorunu da kırdı herhalde bugün. Evet. Güzel oldu ama heyecan. Güzel. Ya e-sporun güzelliği. Aynen öyle. Uzun zamandır böyle bir maç izlemiyorduk yani. Ya da böyle bir seri diyelim. Bir de kanka bizim herhalde şeye artık ihtiyacımız var. Eskiden mesela Twitch'te... Değil mi? Var. Anladın mı ne demek istediğimi? O eskiden Twitch'te... Anlamadın belli ki. Devam et, şey yapma. Ya oğlum ben öyle araya şey olmasın, konu atıyor ya. Sen de destek mi verdin aynen işte? Aynen öyle. Oğlum benim kızıma zaman verdiniz mi? Aman da aman gel. Gel, gel kızım. Gel. Ya aferin. Aşkım yer açsa bu kadar ya üstüme oturma. Kız sen niye şuna şuna ben? Ama yürü. Bana bağırma. Abuuu. Kanka ne diyecektim biliyor musun? He. Şimdi Twitch'te bu zamana kadar bir şey vardı ya, işte birisi bir şey söylüyor, biri ona bir şey söylüyor, öbürü ona bir şey söylüyor, o ona bir şey söylüyor falan filan. Ya birlik beraberlik fazla yok aslında baktığı zaman. Yoktu yani. Ya da hala var mı yok mu bilmiyorum. Ben tanımadım ki sana soruyorum yani. Yo doğru söylüyorsun. Gruplar vardı gibi. Ya böyle gruplar var. Aslında bak şöyle, kötü bir şey değil bu. Tanıyorsun, selam veriyorsun, sevdiğin adam mesela. Ama beraber bir şey yapamıyorsun hani veya işte kitleler farklı düşünebiliyor ya. Hı hı. Mesela böyle etkinliklerde Ferit seven sevmeyen bir ton adam bu maçı kitlendirme kazansın istedi anladın mı? Aynen. O enerjiyi görüyorsun yani. Buna ihtiyacımız var demek ki birazcık da. Bir de şey oldu yani. Öyle oldu. Çıkıyor. Kız beni niye seyretmiyorsun? Ya tamam 12 saattir görmedim onu. Ha doğru. Çok oldu. Mama verdiniz mi? Kesin vermediniz. Verdik ya. Verdik. Balkona attık. Yo baksana pirelendi mi ne oldu? Sen eve nasıl girdin? Ferit arka camdan atladı. Vallahi canım. O öyle olmadı mı? Nasıl ya? Arka balkona atladı. Arka balkona atladı. Açık mıymış bizim? Ya aşkım.
yapacağım bir şey yok. Korktu ya gibi. Kısacak mı lan bu bana diye. Bir şey yok oğlum, senden değerli mi bu? Aşkım git, sen Çağrı'nın yanına git. Tamam Çağrı, ben de senin kucağına geleyim o zaman. Niye böyle oldu ki yani? Şuraya çekeyim be. Şey göre de şuraya oturayım bari. Şuraya, oraya bir yere sarsın. Böyle oturma ben. Şöyle git. Yavaş lan, kuyruğun oturma. Kalkmıyor ki, 50 kilo çünkü. Tamam şöyle yapalım o zaman, tamam. Öyle işte ya. Kemal çok şişko olan mı? Oğlum adam benden kiloluymuş ama işte boy kanka, bir ayak atsana. Boydan kanka ama boy, sen kilo almışsın bu arada. Aldım oğlum. Ne zaman göre? İşte ilk görüşmemize göre. Hani... Oha! Yok, ilk görüşmemizde karantina öncesi ve sonrası farklı. Sen beni ilk ne zaman tanıdın? Gerçek i̇lk yayınıma girdiğin. Yok, ilk yayınıma girdim tip olarak. Gerçek yüzünü mü ne zaman anladın? Geçen hafta anladım onu. Yayınlarda meze aldım da gün önlerde. Seni meze yaptım o zaman. Senin o fotoğrafların da etsen ha. Kanka yani. Fotoğraflar evet öyle ya. Güzel oldu lan. Yok benim şeyim yok, korkum vesaire. Bende de yok. Öyle bir egom da yok. Bende de yok. Zamanla zaten. Cahre'yi benim paylaşmıştı hep öyle. Evet ama o dönem bayağı komik olmuştu. O da benim. Ben o da benim meze etmişti aynen. Elsa'nın bile paylaşıldı lan harbiden. Onu paylaşın oğlum. Influencer köpek yani sonuçta. Kıskanıyorsun. Yok oğlum ya. Duruşa bile bak. Bak direkt. Ama bir şey söyleyeyim, bu köpek hakikaten benden tarz zaten. Bu köpek olması normal yani. İyi o daha aldı baba direkt. Bak fark ettiysen. Evet. Bu orospu çocuklar dedim ki şurayı kapat. Abi her yeri açık bırakıyorlar gidiyorlar. Pompayı niye istedi Eray? Ne? Pompayı istedi. Top şişir. Ya bunlar futbol oynayacak tamam mı? Linç yemeyelim diye de yayında açmayacaklar. Linç yemeyelim diye çaktırmadan yapmaya çalışıyorlar işte. Söylemeseydin o zaman. E belli etti Fuat dedi. Bak Yunus mesela bırak lan tablet yazmış. Bırak lan tabletini. Buradan banlayabiliyor musun? Banla kanka. Size bakıyor oradan. Ban. Ban. Ya haydi o zaman ya. Ben çok acıktım. Ben de bayağı acıktım bu arada. Gidelim bir şeyler yiyelim be. Evet gidelim bir şeyler yiyelim. Teşekkür ederiz aşkım. Aşkım çok yoruldum. Yok gerçekten. Sen de gel beraber bir şeyler yiyelim. Ha, tok musun? Arkadaşlar öpüyorum sizi. Şuradan ben bir... Selamlarımı göndereyim. Oha, beni böyle öpmedin. Sonra şöyle... Arkadaşlar görüşürüz. Bunu gerçekten yapalım kanka. Bunu böyle bak. Şurası güzel oldu ya. Şu ortam harbiden çok hoşuma gitti. Tatlı oldu, samimi oldu. Aynen, hem samimi hem goy goy. Kontentin adı da belli. Ne? Buradan çıkmış. Söyleyeyim mi? Konuşmuştu bana. Yok, bu o değil. Bu başka mı? Evet. Söyle lan. Samimi koltuk. Samimi koltuk? Evet. Onunu satayım. Nasıl? Güzel, çok iyi. Beğendim. Bunun üstüne kim oturdu? Neyin üstüne? Yani önceden. Yastık süngeri çökmüş. Orada Ferit oturuyordu. Biri kötü ya diyorlar. O zaman nereye gidelim? Şöyle bir bakıyorum. Arkadaşlar bugün izlenme...